zararı olan kelam, büsbütün faydalı olan kelam, hem faydalı hem zararlı olan kelam, ne faydalı ne zararlı olan kelam diye dörde ayırıyoruz. Biliyorsun laf taşıma, gıybet ve yalan büsbütün zararı olan kelamlardı. Şaka etmek, şarkı söylemek, şiir söylemek gibi kelamlar hem faydası hem zararı olan kelamlardır. Bunlar da çünkü aşırıya kaçtığın zaman ya da kendi nefsini gördüğün zaman, Allah korusun, bunlar çok faydalıyken zarara dönüşür. Şaka ile ilgili zaten özel konuşacağız. Yani Hümeze evet. suresinde çok dikkat etmemiz gereken, şaka yaparken lazım geldiğini Allah uyarıyor bizi bu konuda. Faydası olan kelamlar ilim öğretmektir. İlim öğretmenin de içinde böbürlenip ilmi kendimize ait sanmak gibi bir zarar oluşabilir. Ama ilim öğretirken insan bu gibi zararlarıyla bile öğretse etrafına faydalı olduğu için mutlaka faydalıdır. Ne faydası ne zararı olan kelamda maleyani dediğimiz dünyanın hadiselerini anlatmaktır. Bana ne sana ne gibi Nasreddin Hoca'nın söylediği, yani bir söz beni ilgilendirmiyorsa bana ne, ama hiç kimse ilgilendirmiyorsa da sana ne, o zaman bunu niye söyledin, niye boş konuştun demek lazım. Ben anneciğimin, Allah rahmet eylesin, bazı kişiler geldiğinde namaza durduğunu ve beni onlarla baş başa bıraktığını hatırlıyorum. Çünkü konuşacak bir konumuz olmayınca biliyor musunuz, nasılsınız, ne oldu, ne bitti gibi maleyani ve ne bana ne ona yarayan konuları konuşulamadığı zamanlarda annem namaza dururdu. İşte böyle zamanları boş geçirmek, halbuki dakikamız kıymetli bizim Allah'ı tanımakta ve sevmekte. Onun için konuşmamıza çok fazla dikkat etmemiz gerektiğini inanıyorum ben acizane. Peygamber Efendimiz her zaman olduğu gibi bu konuda katli bir sınır koymuş. Diyorlar ki ben de şaka yaparım ama hiçbir zaman yalan söylemem. Demek ki şakanın kırıcı ve yalana dönük olanı günah. Yoksa şaka yapmak Peygamberimizin çok yaptığı bir şeymiş. Özellikle Hazreti Ali ile şakalaşırlarmış. Hocam da civarındaki insanlarla şakalaşırlardı. Yani bize şakayı sevdirmişler ama yalan olan kısmının ya da karşısındakini kıran kısmının şakada aşırıya gitmek olduğu ve Allah'ın yasakladığı bir şey olduğunu söylüyor. Yunus Emre Hazretleri'nin söylediği gibi bir kez gönül kırar isen bu kıldığın namaz değil diyor. Bir başka deyimle mutasavvıflar, kalp kırmak Kabe yıkmakla aynı derecede günahtır diyorlar. Yani bu bakımdan şakaya çok dikkat etmek lazım. Çok gülenin, yani çok aşırı gülmenin de heybeti azaldığı, şaka yapan kişinin de hafife alındığını söylüyor Hazreti Ömer. Peki gülmeyeceğiz mi? Güleceğiz. Fakat her an dünyada bir acı çekenin olduğunu idrak ederek aşırıya kaçmayacağız. O halde ne kadar güzel bir dinin öğrencileriyiz ki hiçbir şeyde aşırıya kaçmamayı bize öğretiyor. Mutlu olun ama acıyı da hissedin, insanların acısını da hissedin diyor. İşte bunu yaptığın zaman hizmetle vakit geçirebiliyorsun. Onun için şakada sınırlı yapılmalı. Şiir de öyle. Allah bazı ayetlerde şairler için de bazı şeyler söylemiş. Burada yanlış anlaşılmaması gerek. Şiir büyük bir lütuftur insanı Allah'a çekiyorsa, ilahiler öyle. Fakat eğer insanı yanlışa ve kötüye götürüyorsa o zaman günahtır. Mevlana Hazretleri de İbn Arabi de ben şiir yazmam buyuruyorlar. O zaman herkes diyor ki nasıl olur? İşte sizin birçok kitaplarınız şiirlerden ibaret. Onun üzerine Mevlana çok güzel bir şey söylüyor. Şiirde şuur vardır.
ben şuur kullanmam. Yani bana Allah yazdırıyor ve Allah'ın yazdırdığında da günah olmaz. Allah'ın yazdırdığı şey nedir? Başkasını küçültmek ya da başkası aleyhinde konuşmak için şiir yazmamak, daima büyütmek, güzelleştirmek, birleştirmek için şiir yazmak, o zaman mübah oluyor, aksi takdirde günah oluyor. Eğer sen bir ilahi dinlerken Allah'tan başka şeyler düşünür de bir kişiye nasıl zarar veririm dersen, o ilahi sana haramdır. Ama bir müzik, bir klasik batı müziği bile dinlerken ben Allah'ımı ne kadar çok seviyorum, beni Allah'ıma götürdü dersen, o müzik sana helaldir. O zaman iş müzikte, şiirde, konuşmada değil, iş için, işin içeriğinde ve senin niyetinde. Sen bir şeyi haram da, helal de yapan sensin. O halde olaylara buna göre bakmak lazım. Evet, burada yani aleyhte konuşmak çok kötü. Çünkü hakikaten onun günahını yüklenmiş oluyorsun kul hakkından dolayı. Fakat aynı zamanda sadece aleyhte konuşmak değil, küfürlü, çirkin söz söylemek de insanın kalbine giden yolu tıkar. Peygamber Efendimiz çirkin sözden kaçının, çünkü Allah-u Teala çirkin sözü ve çirkin sözler söylenmesini sevmez. Müslüman küfür etmez, lanet etmez, açık saçık konuşmaz diyor. Yani açık ve net bunları belirtmiş. Hani biz şaka yollu başkasının hoşuna gitsin diye bazen konuşmalarımızı abartıyoruz. O halde dikkat etmemiz gerekiyor bu tür şeylere. Bir daha tekrarlıyorum. Müslüman küfür etmez, lanet etmez ve çirkin söz söylemez. Yani açık saçık konuşmaz. Bir gene Peygamber Efendimiz bir hadisinde Allah'tan kork, bir kimse seni bildiği bir kusurundan ötürü kınarsa, sen bildiğin kusurundan ötürü onu kınama. Bu takdirde vebali onun, sevabı senin olur. Bir de sakın hiçbir şey söyleme. Yani biri seni kınarsa, kötülerse, sen de onu kınama, karşılık verme. Çünkü sevap sana kötülük edene güzel davranabilmektir. Bu çok üst seviyede havasın manasıdır. Bir önemli nokta da lanet okumaktır ve dua etmektir, lanet okumaktır. Bunlar tamamen günahtır. Sami Ayverdi yazar, meşhur yazarımız ve hepimizin hocası olan Sami Ayverdi'nin dediği gibi, başkası için beddua etmek, Allah'a sen ona vereceğin cezayı bilmiyorsun, ben sana öğreteyim demek kadar yüzsüzlük, hürmetsizlik ve hadsizliktir buyuruyor. Allah bizi böyle hatalardan korusun inşallah. Yine Peygamber Efendimiz, kardeşinle münakaşa etme, ona hoşlanmayacağı şakalar yapma, yerine getiremeyeceğin sözleri verme diyor. Burada üç önemli büyük nokta var. Birincisi, tartışmak insana bir şey kazandırmaz. Kur'an-ı Kerim hocam bana şöyle buyurmuşlardı. Birinci verdiğin cevaba o sana cevap verir. Ama ikinciden sonra senin söylediğini düşünmez. Ben nasıl seni yeneyim diye düşündüğü için tartışmanın bir faydası olmaz. O zaman Mevlana Hazretleri'nin buyurduğu gibi, önce münakaşadan, ben derviş olunca önce münakaşadan, sonra münazaradan, hatta sonra çok konuşmaktan bile vazgeçtim. Bunun faydasını da çok gördüm diyor. Böyle baktığın zaman az söz, az konuşmak, daha önce de konuştuk. Dilin orucu, yani kendine kötü muamele edene bile iyi muamele edebilmek ki Ehl-i Beyt'in ahlakıdır. O zaman çok büyük günahlara girebiliyoruz. Mübareklerin yanında, alimlerin yanında yüksek sesle konuşmak, onlarla alay etmek, onları yenmeye çalışmak, Allah korusun, Kur'an'a aykırıdır. Peygamber Efendimiz'in yanında sesini yükseltmeyi bile Allah yasaklamıştır.